Çok narsizmden bahsedildi tüm uzmanlar, sürekli narsistlerden ve narsizmden bahsettiler. Bir yıldır yaklaşık bunu duyuyorum. Çok güzel bir yer bu arada. Atatürk Kent Ormanı. Narsizmden çok bahsedildi ve bu konuda gerçekten söylemek istediğim bir formül var. Hayatınızda eğer uygularsanız, narsistleri tamamen hayatınızdan çıkarabileceğiniz ve bir daha hiçbir zaman narsistlerle karşılaşmayacağınız bir formül bu. Bu formül şu: narsistler neden narsist üzerinde durmaktan ziyade neden benim karşıma çıkıyorlar? Bunu sorgulamak gerekiyor. Bunun da nedeni aslında güçsüz karakterlerimiz. Ne kadar güçsüzsen, ne kadar güçsüz bir iradeye sahipsen, ne kadar hassas bir yapın varsa, karşındaki insan o kadar narsistleşebiliyor. Aslında her insan içerisinde potansiyel bir narsizm taşır gerçekte. Kendini gerçekten aşabilmiş insanlar, belli bir düzeye getirebilmiş insanlar elbette ki bir narsiste dönüşmezler. Fakat bütün insanlar kendilerini aşarak içsel dönüşümünü gerçekleştirmemişlerdir tabii ki de doğal olarak. Bu yüzden karşımızdaki insanın narsist karakterinin ortaya çıkıp çıkmayacağı tamamen bize bağlı, tamamen bizim tepkilerimize bağlı, tamamen bizim ne kadar güçlü, ne kadar güçsüz oluşumuzla alakalı olan bir durum. Peki güçlü olmak dediğimiz şey ne? Karşımızdaki insana karşı diklenmek mi mesela? Aslında orada da açılacak ve söylenecek çok şey var. Güçlü karakter tam anlamıyla aslında hayata güven dolu, kendine güvenli insan. Fakat kendine güven de yine hayata güven ile alakalı. O da eşittir aslında inanmakla alakalı, hayata inanmakla alakalı. Kainata, kainat sistemine, yaratıcıya güvenmekle alakalı, anne babaya güvenmekle alakalı. Elbette ki anne babaya güven içerisinde yetişmemiş olabilir bir insan. Fakat bu dönüşümlerini gerçekleştirebilmişse eğer, o kadar güven dolu olur ve kişinin iradesi kuvvetlendikçe karşıdaki insanın narsistik hareketleri bir 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 yok olmaya başlayacaktır. Narsist bir insandan kaçmaya çalıştığınız zaman kaçamazsınız. Kaçsanız dahi bir başka narsistle mutlaka buluşursunuz. Çünkü narsist insanı hayatımıza getiren şey zaten sistemin kendisi. Çünkü sistem bizden güçlenmemizi istiyor, güçlü bir karaktere sahip olmamızı istiyor. İçsel dönüşümümüzü, özellikle güven duygumuzun artabilmesi için o narsisti yenerek bir üst basamağa geçmemizi istiyor. O yüzden bir narsistten kaçmaya çalıştığınız zaman mutlaka bir başka narsistle buluşacaksınızdır. Bu yüzden bunun tek çaresi, tek çözümü gerçekten iradeyi kuvvetlendirebilmektir. Fakat şurada da bir önemli bir nokta var. Bu gerçekten önemli bir nokta. İradesi güçsüz olan insanların sağlıkta da problemleri vardır. Bağışıklık sistemleri de güçsüzdür. Bu çok ama çok önemli bir noktadır. Çok dikkat edilmez. Yani bu noktayla çok ilinti kurulmaz ama bağışıklık sistemi, kişinin sahip olduğu kan seviyesi, demir seviyesi, bunlar, çünkü bunlar bağışıklık sistemini oluşturduğu için, kişinin bağışıklık sisteminin güçlü ya da güçsüz olmasıyla taşıdığı inanç ile de
alakası var. Kişinin bağışıklığı ne kadar güçlüyse inancı da o kadar kuvvetli oluyor ve de iradesi de o kadar kuvvetli oluyor. Velhasıl narsistleri tek bir kalemde hayatımızdan çıkarabiliriz. Yani kişileri değil, karşıdaki kişinin narsizm halini tamamen hayatımızdan çıkarabiliriz. Karşımızdaki insanı tamamen artık bize güvenir bir hale getirebiliriz. Bu tamamen bizim elimizde olan bir şey. Dediğim gibi bütün insanların karakterinde narsizm, potansiyel bir narsizm vardır. Fakat bunu ortaya çıkarmak sadece seninle benimle alakalı, bizimle alakalı bir şey. Ben istersem karşımdaki insan narsist olur, ben istemezsem karşımdaki insan bana hiçbir şekilde kişiliğimi zedeleyecek, onurumu zedeleyecek hiçbir harekette bulunamaz. Bu sadece benim hayata güvenimle alakalı, benim kendime güvenimle alakalı, benim inanç kalıplarımı, inanç değerlerimi oluşturmamla alakalı, benim tutunmam ile alakalı tamamen. Narsistleri hayatınızdan, tüm hayatınızdaki insanların narsistik özelliklerini hayatınızdan bir çırpıda çıkarabilirsiniz. Tek bir farkındalıkla bunu yapmak mümkün.